Murat'la Ahmet arkadaşımız 2002 oynuyorlar. Evet. Şu an ne gerekiyorsa yapacağız birbirimize. Gel bakalım. Gel bakalım seyret. Haydi bakalım. A, B, C, D, 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 C, E. Alfabe. Alfabe. Allah Allah. Sağlam geldin ha. Ulan nasıl kaptın lan? Helal lan abi. Helal yani. Meşhur hareket ki bu. Köşede yakala bu. Biliyorum kardeş. İlk jetonun günü alma. Olmaz. Olur mu? Olmaz. Kirvenden bir egzerli combo. Böyle yapasaydın iyiydi kirven. Onu bir yeseydi. Bu sefer kandıramadık anlıkla. Hoca gitti herif ya. Birazcık menzilliğe yakınız ama. Hadi bakalım. Oy kirve boru çokır isalmış. He? Kirve boru çokır isalmış. Aynen. Kirven karısı iyidir ya. Allah be. Kamera tutacak adam var. Farklı açılardan da çekek videoyu. Ne gerek? Dedim yersin. Ay ay. Hey kirvem. Evet. Arkadaşlar tam bayılıyız. Her türlü hareketi çıkartıyor. Tam bayılık birazcık yabancılar çektik ama. Alışırsın kirvem. Bazı kombolarda birazcık alışkanlık gerektiriyor. Onun haricinde bütün hareketlerden arkalarından bu maçı göreceğim. Ah. Böyle iyi mi Atakan? Kirven tabi ya tespih gibi çekmiş kanmaya oynuyor işte. Atakan öyle diyor. Hem kolu hem ekranı gösteriyorum da sen böyle dikey tut diyor. Üstüysen böyle hem nasıl oynadıklarını gör hem de ekranı gör. Üstüysen o eski yerine mi alayım? Tamam. Atakan bak iyi izle.
Bak şeyler, bal topla bak. Murat arkadaşımız bak nasıl oynuyor. Bu çok biraz abi. Atakan mı izliyor? Evet. Merhaba Atakan. Geliyorum. Ah be. Pirimiz bitti. İyi düşürdüm valla. Halilciğim merhaba. Teşekkürler Halilciğim. Halil Yori. Nerede o kirvelerim? Atakan Yamazaki kombosu hakkında Murat birazdan sana bilgi veririz. Yapılışını falan anlatırız. Kirve Halil diyor ki kanmaya diyor yavaş bastım diyor, o medefe değil diyor. Doğru söylüyor. Elimden geldiğince aleyküm selam Halil'ciğim. Nazik davranmaya evet. Çalışıyorum Halil. Onlar da selam var Halil. Yetişme. İyi düşünün. Hadi kriste sıçradım hayvan gibi sıçıyor. Halil Yalçın online ise bir ona da yazsana gelsin. Ben canlı yayında olduğum için ona yazamıyorum ya. Sağ zahmet online ise bir çağırsana. Dedi ki kumar oynayalım. Olmadı. Dragon almak isteyen arkadaşlar işte bu videoyu zaten dikkatli izlerse aklındaki soru işaretlerini gidermiş olur. Evet. Yalçın ya da. Kirvenden son bir anda bir verdik. Anında bir atak geldi. Komboya girdi kirven. Leona kirvenin bel kemiği ya. Aynen.
Bak o nereden çıktı? Tamam. Tamam Halil, teşekkür ettim. Zaten online olursa. Gelir çünkü canlı yayın yapacağımı o biliyor. Helal. Kirve tehlikeli oynadın ha. Kirve tehlikeli oynadı. Bir geldi var. Adamı ya, silip süpürdün yalıyı olayla. İnsan gibi oynamadı bizim. Bana dedim bu kirve, bu bombacı. Bence bana sıkıyor. Kirve abi. Nasıl lan? Çetir. Bir. Kolay. Robert. Kirva Halil diyor ki Dragon'un hakkını ver diyor. Halil merak etme, istek komboları da yapacağız. Hakkını ver diyor Kirva Halil. Ne gerekirse yaparız Kirva. Tamam Kirva. Oo, çok zor bir şey istedi Halil. 98'de Joe ile 11 defa sektirmeyi istiyormuş. 98 kombocusu değilim ben. Bak arkada ne diyor? 98 kombocusu değilim diyor ama aynen. 2002 ile ilgili. Ama denerim yani. Dener, deneyeceğiz. Yani. Halil'cim senin için deneyeceğiz. Senin için deneyeceğiz. Kirve bir hata yaptı, komboya yakalandı. Sağlık olsun Kirve. Sen Leona ile o açığı kapatırsın Kirve. Hadi be. Kirve zamanlaman harika ya. Abi daha ne yapacağım? Harika yakalandın. Adamsın Kirve. Takım adı oğlum şiş. Kirve onu şey Murat bilmiyor ya. O Jiu, sen o söylediğin Jusketli hareketi bilmiyor Murat. Şey mi, Tahuma'yı mı diyor? He. Valla onu bilmiyorum, yapmaya da çalıştım, yapamadım. Yani. Ama egzerli kombolar isterseniz yapar Halil. Ya kalkıp da farklı alanlara ah taşıma. Kirve dehşetsin ya. Hafif yaylandırarak zıpladım valla arkadan götürdü. Tehlikeli Kirve. Tamam Ali, anladık, sen telefonda yapayım tamam kardeş. Telefonda yapayım tamam da sana bir şey demiyorum Kirve. Bizim de öyle bir iddiamız yok zaten. Halil seni 98'deki Türkiye'nin en iyi kombocusu ilan ettik kardeş. Artık o ünvan senin. Kirve, sen burada yapılışını söyleme de sonradan sen bize çağırtırmadan gizli yollarla söyle. Ya bazı arkadaşlar bazı komboları uçak zannediyor, biliyor musun? Biz onlara hitaben yapıyoruz. Yani. Kirve eskiden o komboları saklıyorlarmış. Aynen. He saklıyorlardı. Öyle Kirve, bir güzellik vardı. Kirve şu çarşaf altı kombosuna hastayım ya. Hangisine? Çarşaf altında bir kombo yapıyordu ya. Şu paçketi yapıyordu ya, küp kaplanın. Ya
şey milli sır olan bombacı. Aynen aynen. Yanılmıyorsam halen o combo 2008 yılında mı ne yapılmıştı? O çarşaf altındaki combo. Osman Fight KD'ye üye mi? He? Osman üye mi? Osman üye. Allah Allah, Osman niye yok? Hadi Antalya'ya mı gitti? İzin alması lazım. Bir şeyler alması için. Ooo, öyle demesen iyiydi kirve ya. Nerede lan kirve? Görünen gibi kılavuz istemiyorum. Ya şu videoyu izlemeyen adam çok şey kaçırır kirve, onu söyleyeyim. Halil, şu Osman onlaysa bir çağır ya. Patronları izin veriyorsa bir gelsin. Sağ ol zahmet kardeşim, ben canlı yayındayım. Tamam Kirve. Canlı yayın bitince Fight KD'ye geliriz pratiğe. Abi bazen seri bile aşıyor. Vallahi. Böyle ki pis bir hareket. Meksikalılar var ya, bir kullanıyor onu. Ben söyledim canlı yayın yapacağımı, kendileri çok şey kaybeder. Murat Atakan gamepad'le kimin oynadığını merak ediyormuş. Masa üzerindeki bak bir gamepad var ya. Şu klavyenin mı? Yanındaki evet. Şununla mı? Aynen. Ben oynuyorum. Şey oynuyorum ya, normal bu bilgisayar oyunları falan var ya. Murat arkadaşımız bilgisayar oyunları oynuyormuş. Şey oynamıyorum. İlerlemeli oyunlar falan mı? İlerlemeli oyunlar, macera falan, devrilme, kırayım. O tarz oyunlar oynuyorum onlar. Bir de tavsiye ederim, okul bu oyunlar için çok iyi. Peki Kirve, bir şey soracağım. Arçede ile de oynanıyor değil mi oyunlar? Yok. Şimdi algılabiliyor mu? Yok, algılıyor da bazılarını. Yalnız şu iki tane analogla oynuyorsun ya, bazı oyunlar öyle. Mesela Call of Duty falan oynayacaksın böyle. Arkadaya uyumlanıp bir şeyler yapılabilir mi? Yapılabilir. İki tane kolla falan yaparsın yani. Kirve adamsın. Yalnız kirvem iyi geliyor. Kirve iyi geliyor da bazı hikayelerini öğretiyorum. Ahmet! Rica ederim Atakan kardeşim. Ama özellikle Murat'ın elini izlemeni tavsiye ederim Atakan. Çünkü sendeki stick de buna benziyor. Bak şu tutuş stillerine iyi bak. Hatta canlı yayın bittikten sonra o videoyu tekrar izlemeni tavsiye ederim. Hani ağır çekimde de izleyebiliyorsan izle derim. Az kalmıştı Bekir be. Burada
Öyle kirveki öyle. Valla kirven Murat hakkını veriyor Dragon'un. Ya ikinci oynamam ama Dragon iyi. Yani tavsiye eder misin? Eder. Alacak olan parasını hak ediyor yani. Yani normal kombolarda çok aslında iyi. Murat bu şey de çok iyi. Option'ın da Halil bilir. İkisinin oynayış tarzı aynı stiklerin, sadece kasalarında bir farklılık var. Ya şimdi bizim düğmelerin arası biraz açık olduğu için bununki de kapalı ya. Sadece düğmeler konusunda biraz mesafeden geliyor. Ama bunu da yani zamanla oynarsın ya. Elim alıştırabilirim. Joystick hakkında biraz bilgi verir misin? Hani elle... Joystick bütün bombaların hepsini yapıyor. Yani, hani küçük gelip gelmediği de Halil soruyor. Excel'de birazcık yay aralığı kısa olduğu için mesela normal anlık şeylerde eli biraz alıştırmak lazım. Evet. Tepkimesi nasıl kirvemesi? Tepki çok iyi. Anında şey yapıyor. Yani anakartı çok iyi. Evet. Sormak istediğiniz sorular varsa sorun, yanıtlayalım arkadaşlar. Kirven bıyık altından sırıtıyor gene ha. Kirvem köşeye kaçmaya çalışıyor da yemiyor. Vallahi Kirvem sıkıştık bir şey ya. Madara oldu bu Kirabi'yi yakaladı vallahi. Ne diyoruz bana? Quantum'un kalitesi. Aynen. Tabii kardeşim, tabii. Atakan'cım böyle iyi mi? İstiyorsan diğer açıdan da çekebilirim kardeşim. Atakan merak ediyor. He, Maltuk'u. Şey mi? Tutuşunu nasıl oynuyor? Ama ilk defa bu stilde oynuyorum ha. Yani şu iki tuş aşağıda, bu biraz yukarıda. Biraz. Aslında ki bütün bu yeni stikler var. Aynen, ya. Aynen, hepsinde ben farkına vardım. Standart bu ölçüler. Standart böyle oynuyorum. Ama aynen, biz eski Atari salonu tipine alıştığımız için düz stilde oynuyoruz. Atari'de mesela o sert tuşlarla oynarken yemin ediyorum parmaklarımın nasırlaştığını bilirim. Aynen. Kirvem Ahmet. Valla Halil diyor ki diyor Murat Kirvem diyor sanki şeyle düşmanla diyor sanki oyun oynuyor. Yok arkadaşlar biz ezelden beri arkadaşız Ahmet'le. Atakan'cım şimdi sendeki Samba joystick ile bunun arasında birazcık farklar da olabilir, ufak tefek farklar. Yani belki oynadığın joystick çok aşırı yumuşak da olabilir. Bazı Samba joystickler var çok aşırı yumuşak ki. Of, iyi yakaladın Ahmet, helal. Şakalama
Hani Atakan'cım, hani sen diyorsun ya sekizgen falan. O sekizgen olaylarına sakın bulaşayım deme. Ben kullandım yani, bir şeye yaramıyor. He, çaprazları iyi yapıyor da sekizgen. Abi böyle çevirmelerde iyi şeyler alamazsın. Ya yani dörtgen daha iyi. Onu söyleyeyim sana. İki lebelik mi? Bendeki de iki lebelik zaten. Üzerindeki zaten iki lebelik. Herhangi bir değişim yapmadım Dragon'da. Ya yani orijinal, geldiği gibi. Hayırlı olsun kardeşim Atakan. İnşallah sorunsuz gelir yay. Ama yerinde olsaydı bir tane de yedek söyletirdim. Çünkü sıkıntı oluyor. Çünkü hani AliExpress'ten hani eskisi gibi ürün getirirken sıkıntı yaşıyorlar insanlar. Kirpem ikinci süper de yedirdi. Atakan kardeşim, sen bence sekizgenle inan istediğini böyle hani umdunu bulamazsın ya. Bu konuda bak Özer'e de söyleyebilirsin hani. Yani Özer de bu konu hakkında sana bilgi verebilir yani. Yani ne var Atakan'da? Atakan'a bu Strafox diye bir tane şey aldık. Böyle Universal diye bir stick aldık. Uygun fiyata da aldık kardeşime. İçinden 0-2 tane de tuş çıktı şansına sanma. Yani uygun fiyata. Şey yapamıyorum peki. Joystick çok yumuşak olduğunu söylüyor. Bunların 2 LB. Ama şey var Kirbe. Bak Atakan hangi joystickle oynarsa oynasın, hangi arkadayı alırsa eline belirli bir süre pratik yapmak zorunda. Evet. Yani egzerlerine, kombolarına, o eline ona alıştırmak. Bir de şunların gateler var ya. Tabii. Sekizgen gateler var. Çaprazları. Bizde ne var? Bizde tecrübe olduğu için bazı komboları zaten çok kötü bir arkade olsa ille çıkartırız. Ama eğer böyle yüksek seviyeli kombo veyahut da şey istiyorsa yapmak, o arkade elini çok iyi ısındırmalı yani. Hmm. Ya Atakan, bir pratik yaparken kardeşim sakın böyle pes etme yani. Aynen. Uğraş. Yani hani hiçbir şey imkansız değil. Sadece zorluk dereceleri yani, var bazı komboların. Yani başlarda yapamazsın ama bir zaman sonra elin adapte olmaya başlıyor. Aynen. Yani arka değil, elin adapte olmaya başlıyor. Tabii. Helal. Ooo Kirve. Kirvem yedirdi. Kirvem'in ikinci süper olaydı da patlatırdı. Gitti Kirvem'den. Adamsın Kirve. Bak şu an Dragon'da sekizgen yok. Bilgin olsun Atakan. Dörtgen takılı yani. Ya belki kullandığın yay biraz çok şeylidir. 2 LB geldiği zaman bir zaten tam standart 2 LB'dir. O çarpışma oldu. Atakan'cım, o çaprazlara elini alıştırman gerekiyor. E tabi tabi 98 gibi oyunlarda mesela Diamond türü gibi adamlar çapraz çok ihtiyaç duyuyor. Mesela Chris gibi adamlar var mesela, alttan seri kombolarla başladığı zaman geri çaprazdan başlayan bazı kombolar var. Yani çapraz gerekiyor çoğu zaman.
Hani bir şeyleri yapmak istiyorsan hani malzeme değiştirmekle pek fazla uğraşma derim yani. Hani sekizgen takarım, şu performansı alırım diye düşünme yani. Ya Adıget, Horiken, Taftak bunları eğer normalde yapabiliyorsa... Zaten o komboları aynen. Aynen burada katılıyorum. Yani şey yapmasın o tarz. Aynen. Yani biz de bir komboyu sürekli çıkartamıyoruz ama bir zaman sonra mesela üç seferde çıkartabiliyorsak ilk başta şey bir seferde... Tabii ki de mesela Nikolay mesela çok uzun egzerli kombolar aynen. yapıyor. Bakın imkansız gibi görünüyor ama sonra işin içine bir girince... Aynen. Kirvem kusuna gelmiş ya. Deli oynuyor kirvem. Daha 9'da güzel selam başlıyor. Ha. Of be gitti. Ben nasıl aferin şu? Kısmet kirve. Bir egzelli bir kombo yapaydım var ya tadından yermezdi kirve. Kirve hiç bunu PlayStation versiyonunu oynadınız mı bilgisayardan? Aralarındaki tek farklı karakter sayısı mı? Bazı farklılıklar, yani karakter sayısı da var, bazı farklılıklar da var. Ne gibi kirve? Biraz yani bilgi verir misin? Shingo var, King var, Giz Howard var. Mesela bilgisayar versiyonunda bu adamlar yok. Peki kombolarda herhangi bir değişiklik var mı? Kombolar aynı. Sadece bir pull up komboda bir değişiklik var. O da normal şimdi büyük el, küçük el, aduket ele çıkardığı zaman peşine tak tak ayak yapınca çıkartmıyor. Yani... Çok denedim, çıkmadı bende. Ama bilgisayar versiyonunda çıkıyor. Yani yazılımsal bir sorun var sanırım orada. Olabilir ki bu. Çünkü KOF'un bazı oyunlarında mesela 97 çok buglu bir oyun. Aynen. Bak mesela burada bu emülatörde mesela KOF 99'da şeyi çıkartamıyorsun. Kriz aleti. PlayStation'da çıkartabiliyorsun. Yani çıkartmadım ama gördüm çıkartanları. Bir ara fırsat bulursam PlayStation elime geçerse denemeyi bir düşünüyorum yani. Yani YouTube'da videolardan falan gördüm. Tamam Halil'cim, tamam Halil'cim. Sıkıntı yok Halil'cim. Bizimsin Halil, tamam. Atakan diyor ki Hatay diyor KOF'un benzini gibi diyor. Oraya gitmeden bu işin sofosu olamayacağız herhalde demiş. Aynen çok iyi oyuncuları var yani. Aynen. Sadece yani biz de kendi çapımızda iyi oynuyoruz da ama gerçekten Hatay'da çok iyi arkadaşlar var. Atakan'cığım birazcık da şu Çinlilerin maçlarını da takip edebilirsin. Hani şu an için gelme gibi bir şansın yok. En azından onları takip et. Veya bize sorabilirsin. Biz de sana bilgimizi aktarırız. Elimizden geldiğince sana yardımcı olmaya çalışırız kardeşim. Büyüksün Kirve. Adamsın Kirve. Kirve egzerli kombo artık bekliyor ha. Kirve artık yendi de Murat da adam artık değiştirsin ha. Dedim bir fake göstereyim onlara. Oo. Ah, tek bunda zorlanıyorum ya. Bu kolda. Ama elimi biraz alıştırsam hiç kaçırmayacağım da.
Süper mi çektin kir burada? Yok, Excel bitti yani orada. Çıkarsaydım yapardı direkt. Excel bitti yani. Kirli abi bir Excel bir çek. Bırakmıyor adam. Abi adam çocuk ya. Tabii ki Altaka, ben sana ben bile 2,5 yıldır oynuyorum. Hani altyapım olduğu için biraz oynayabiliyorum. Hani Atari geçmişim olduğu için oynayabiliyorum. Sen sıfırdan başlıyorsan birazcık bazı aşamalardan geçersin. Ama eğer sıfırdan başlayıp bu şekilde hani kendini ilerletirsen güzel bir şey kardeşim. Genellikle böyle sıfırdan başlayıp da bu tür oyunları oynayan arkadaşlar olmuyor. Yani. Kürbem güzel bir combo, eline sağlık. Kürbem sen istiyorsan bir sigara molası verebiliriz. Sigara molası verene kadar yumuşak eder. TRT olmuyor yapıyorsunuz, anlamadım. TRT maçı mı oluyor yoksa he? Öyle şey mi yapıyorsunuz? Neydi? Ha diyoruz ya sigara çaka oyun biter. He yok ara ara. He. Artık bir şey yap yani. Elimizi alıştırdıktan sonra. Adam bakan boya alıştı artık paldır güldür gülüyor adam. Allah. Anladım Atakan'cığım. Ya aslında bu tür oyunlarda biraz Atari geçmişim varsa birazcık yakın çevre de önemli. Tabii. O işte önemli. Aynen. Çünkü bilgi alışverişi oluyor. Bak bu 14 var, 13 var bende. Ama gel gör oynuyor musun, fazla biliyor musun? Yok. Niye? Çünkü çevre oynamıyor. Aslında Kirve, o KOF 14'ü çıkarırken biraz yanlış yaptılar bu oyuncu olayını. Aslında bir lobi oluşturabilirdiler. Böyle oyuncuların bulunduğu bir lobi. Fight'ta gibi bir emülatör yaparlarsa böyle daha iyi olur. Ya o biraz zor olur da Kirve. Bizimkiler beleşi seviyor çünkü daha. Ya bizimkileri biliyorsun Kirve biraz beleşçiler de. Ama Street Fighter 5 oynayan arkadaşlar birazcık paraya kıyıyorlar Kirve. Tabii onlar seviyor. PlayStation var, stickler var. Tekelciler de öyle Kirve. Bir kofçular birazcık fakir ya. Bizim kofçular biraz fakir. Öyle Kirve. Ama şu o Samuray'da baya bir bu Samuray son oyunu var ya. Samuray Shadow mu? Evet. Onda mesela baya bir değiştirmişler sistemi. Yani oyuncu bulma konusunda biraz daha iyiymiş. Daha rahat oyuncu bulabiliyor. Hani KOF 15'te ben diyorum herhalde daha güzel bir şeyler yaparlar diye düşünüyorum. Aynen. Mesela birkaç tane eski karakter de getirebilirler 15'e. Zaten bir tane karakterini geçen gün açıklamışlardı herhalde. 15'i. Eski karakterlerden biri mi? Şu Out of Fighter'da bir tane polis var ya. He. Neydi onun ismi? Bu bilmem ne miydi? Şu elektrik veriyor. Aynen. Hatta şu neydi bu Amerika takımına geldiği zaman iki tane kıza sarılan bir adam var. Sen onu diyor. Şişman şöyle. Aynen. Polis. Final Fight'taki polise vermiyor. O ben ses sayıs. Of be Kirve. Kirvem benim. İşte bu kirve ya. Kirve bu işte ya. Bunu bekliyorduk ha biz de. Sabahtandır bunu bekliyorum. Kirvem yakaladım o da. Aynen. İyi yani. Şey değil. Cevabı.
Ne gerekirse yapıyor. Atakan vallahi ben Kofon 5'e hani 13 yılın takımının gelmesini isterim ben de tabii ki. Hani tabi hikaye modunda olduğu için hani 13 yıl takımı gelebilir yani. Hani ne bileyim hikayeye göre uyarlarlar yani. Hani Seraka bu konuda hani şey yaparsa ekmek yiyebilir oyunda. Kirvem kalmış bu sefer. Atakan bak senin karakterin Yamazaki de alınmış ha. İyi izle. Seversin. Atakan'cım saf Orucho biraz zor gelir 15'e. Doğru mu Murat? Saf Orucho'yu ben zannetmiyorum 15'e getirirler. 97'deki diyor Orucho. O Decel, o şey karakter. Boss karakter boss ya. Karakter aynen zor gelir yani. Orucho'yu bilmiyorum ya vallahi. Ya biraz daha belki güçsüzleştirip getirebilirler. Yani 97'deki Orucho'yu biz Mame mantığıyla şey baktığımız şey yapabilirler şey peki. Geliyor bize. Ama hikaye modunda gidiyor Akir ve bu oyunlar. Hikaye modunda değil mi? Aynen. Şimdi ben sana bilmem ne karakter ölüyor. Bak, adam dibe kadar giriyor ne yapalım? Orucho'yu belki getirirlerse nasıl getirirler? Güçleri elinden almış. Farklı birileri tarafından hani şey yapılabilir yani. Orucho diriltilebilir. Hikayeyi o şekilde hani uyarlayıp getirebilirler. Ah. Umar oynadık resmen. Tabi o kel bir tane karakter var 14'te. Onlar iyidir. Bombalayacağım yine kebap. Elle sağ kebap. Delisin. Kolay geldi. Of. Harekete bak. Bak ben sana Sayusu belki gelebilir. O 15'e. Takuma sanırım 14'te yoktu değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Takuma yok. 14'te Takuma yok. Ama şu 15'te Takuma gelebilir. Ha gittik. Açtı. Fırsat verdim valla Ahmet. Kaçmasaydı. Tabi şu Orucho gelirse tabi bazı şeyler değişirdi ama oyuncu bulma konusunu birazcık çözmeler lazım. Yani bir lobby gibi bir yer olacak. Oyuncuları davet edip oynayabileceğin rahat bir şekilde. O şekilde yaparlarsa 14'te yok. 15'te hani hayranlar isterse belki Senaka bu konuda belki bir hikaye uyarlar. Yani Orucho takımını getirebilir hani Kriz, Şerbin, Yashiro'yu getirebilirler. Çünkü o karakterler çok sevilen karakterler. Bundan sen Horigen daha dişli çifte daha dişli çık. Olabilir. Çünkü Senaka KOF 14'te hani istediğini bulamadı aslında. KOF 15'te mutlaka sistemin bazı şeylerini değiştirecekler. Helal Ahmet. Oo Kerem yakaladın 6 ipli komboyu. Ya 13'e ben ısınamadım ya Atakan. Biraz çizgi film gibi duruyor oyun. Ha oyunda mesela dediğin gibi Bera Karate iyi bir karakter de orada. Böyle çok böyle anime çok duruyor ya oyun böyle. Aşırı böyle çizgi film gibi duruyor. Kandırdım valla. Seyrettim valla. Bir
Ya sonra da davet et. Oyra mı çağırıyor seni? Helal Ahmet. Of, kıvrem delisin. Gördün mü ya kandırmaları? Yok onu, az değil ya. O da hakkını veriyor yani. Ben İstanbul'dayken güzel bir etkinlik yapmış bazı arkadaşlar Streetfighter'cılar. Kendi aralarında ufak çaplı böyle turnuva yaptılar. Bizim şu Türk arkadaşlar katılmamışlar. Hep diğer adamlar da artık düzenlemeyecekler herhalde. Korkak olduklarını düşünüyorlar çünkü. Bu konuda fikrin nedir Murat? Şey mi? 98 turnuva. Aynen aynen. Ha, bu Streetfighter'cı arkadaşlar düzenlediler. Hatta birkaç tane arkadaş da bana söyledi işte. Bizim kofçular biraz nazlı oldu. Nasıl kirver? Eline sağlık kirver. Arkadaşlar biraz ara vereceğiz. Nikotin ihtiyacımızı karşılamamız lazım.